Evet ve en önemli konulardan biri hocam, Arman hocam, sigara. Evet. Evet, sigara erkeklerin artık vazgeçilmesi diyoruz ama maalesef birçok hastalığında en büyük zehri sigara. Kesinlikle. Ve sigara ve tütün ürünlerinin tamamı. Evet, hepsi ve erkeklerde daha da kendisini belirtiyor muhtemelen ki en son sigara paketlerinde ben gördüm hocam. Sigara paketlerinin üzerinde işte sigara içmeyin. İlerleyen süreçlerde çocuğunuz olmaz ve sperm sayısını düşürür ibareleri kullanılıyor. Evet, evet. Ama yine de içiliyor. Peki sigaranın zararları ve erkek hastalıklarında, prostatta olsun, spermde olsun zararları neler? Şimdi sigara bir kere sperm canlılığı üzerinde olumsuz bir etki sahibi. Tabii sperm hücrelerinin hareketliliği, canlılığı düştüğü zaman gebelik olasılığı da her zaman azalır. Onun belli bir düzeyin üstünde olması lazım. Ama tabii bakıyorsunuz hani bazen de kişi iki paket içiyor da genelde çocukları 4-5 olabiliyor. Yani bu çok kesin böyle herkesle aynı etkiyi yapmıyor. Yani içmeyen birinde çocuğu oluyor. Ha, bazen de öyle oluyor. Çünkü değişik nedenleri var. Ama sigaranın bir üremeye olumsuz etkisi olduğu kesin. Damar sistemini bozduğu için iktidarsızlık problemlerine yol açıyor. Cinsiyet ayrımı yapmadan da mesane kanseri, yani sigaranın en başta akciğer, sonra mide, sonra da mesane kanseri yaptığını bugün net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama hocam yaş oranı da çok düştü. Sigara maalesef, yaş oranı maalesef da çok düştü. Hani kadın, erkek, çocuk, yani bir sigara tüketimi var yani. Maalesef var. Tabii ekonomik problemler, biraz özenti, biraz ailenin içinde içen olup olmaması. Şimdi baba içince çocuğuna niye içiyorsun da diyemiyor. Evet. Hani örnek olmanız gerekecek. Doktorlar içiyor. Ben ne diyeyim bu konuda? Hani hastalarıma söyleyebildiğim bir tek şu var. Yani sigara hangi sorununuzu bugüne kadar çözdü? Veya hani neye şifa oldu, neye çare oldu? Ama işte bir alışkanlık, yani bu kötü bir alışkanlık gerçekten. Evet. Bu alışkanlıklardan da kurtarmak gerekiyor kesinlikle. Bu da nasıl olacak? Sizler gibi işte kamu spotu ve tabii devletin de buna büyük bir yaklaşımı var. Kapalı alanlarda sigara içilmemesi. İşte diyoruz ya, sigara paketlerinin üzerindeki o amblemler çok önemli. Evet, mesaj veriyorlar ya, sigara içmeyin diyor. Çok önemli. Ben önemsiyorum. Çünkü alırken bile bir iticilik sağlıyor. Bir de her kutunun konusu ayrı. Akciğer kanseri ayrı, iktidarsızlık ayrı, üreme sorunlarına ayrı. Yani dolayısıyla o uygulama iyi ama insanları ne kadar caydırıyor veya benim başıma gelmez diye mi düşünüyorlar veya geldiğinde mi düşünürüz diye düşünüyorlar. Yani sigara ciddi bir sağlık problemi tabii ki. Sadece bizimle ilgili değil, kalp hastalıkları açısından, diğer bayanlardaki yumurtalık, meme kanserleri açısından, akciğer en başta, yani sonra cinsiyet ayrımı da pek kalmadı bence. Hani akciğer kanseri bayanlarda da çok artık. Çünkü sigara tüketimleri çok. Yani keşke, tabii ki zararlı olacak. Sperm hücrelerinin yani hareketini azaltır kesinlikle. Ama o bir şeydir, rezervdir. Hani içinden gene dölleme yapabilen hücreler vardır da hani olasılık azalıyordur. Çünkü yani bazen 15, bazen 20 milyon sperm hücresi dışarı atılınca onlardan sadece biri gebelik sağladığı için hani kişi iki paket de içse eşi gebe kalabilir ama bu sorun olmadığını göstermez. Tabii ki. Ama içilmese de çok iyi olur. Çok iyi olur diyorsunuz. dediniz az önce doktorlar ne diyor? Sigara içmeyin diyor. Çünkü sigaranın sağlığa zararlı olduğunu her yerde belirtiyoruz. Tabii içmeyen biri olarak da rahat konuşuyorum ben. Lütfen sigara kullanmayalım. Kendimizi seviyorsak, çevremizi seviyorsak da bu illetten bir an önce kurtaralım çevremizi ve kendimizi diyoruz.